Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. Hatırlanacağı gibi 12 Eylül darbesi sonrasında 1 Mayıs yasaklanmıştı. 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlandı. Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılım başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyor. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değil. Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve onlara bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı yokuşuna karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunabileceklerdir.